Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Wortbildung, yani kelime oluşturma arkadaşlar. Bu dersimizde fiillerden, sıfatlardan, başka bir isimden başka isme nasıl bir dönüşüm oluyor? Bunu ayrıntılı ekleriyle görüyor olacağız. Dilerseniz Halt ve kayıt ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi adjektif neydi arkadaşlar? Sıfat demekti. Halt ve kayıt, yani bunlardan birisini aldığında isim haline nasıl dönüşür onu inceleyeceğiz. Şimdi frei neydi? Boş demek ya da özgür olmak demek arkadaşlar. Şimdi ben bunu halt ile birleştirdiğimde özgürlük diyecek olursam arkadaşlar ne oluyormuş? Frei ve halt, die Freiheit oluyormuş. Buraya baktığımızda Dankbarkeit, dankbar arkadaşlar, dankbar minnettar olmak demek. Bunu kalple birleştirdiğimde minnettarlık diyecek olursam die Dankbarkeit demiş olurum. Buraya baktığımda fröhlich, fröhlich neydi arkadaşlar? Sevinçli demekti. Kalple birleştiriyorum. Ne oluyor? Die Fröhlichkeit, yani sevinç isim haliyle karşımıza çıkmış oluyor. Buraya baktığımızda zufrieden, zufrieden memnun demek arkadaşlar, memnun olmak. Bunu halt ile birleştirdiğimde memnuniyet diyecek olursam ne oluyormuş? Die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi, bakın fark ettiyseniz arkadaşlar, halt ve kayıtlar kırmızı ile ifade edilmiş. Yani ne oluyormuş bu? Die'ye dönüşmüş oluyor. Demek ki ben halt ve kayıt ile sonlanmış bir isim gördüğümde, bir kelime gördüğümde bunun anlamı, yani artikel karşılığı neymiş arkadaşlar? Değilmiş. Aklınıza şu soru gelmiş olabilir arkadaşlar. Halt ve kayıt neye göre seçiliyor? Arkadaşlar bunu bu şekilde ezberlememiz gerekiyor. Bunun başka bir alternatifi yok. Yani ben özgürlük için die Freiheit diyorum. Onun haricinde başka bir şey diyemem. Mutlaka halt'ı almam gerekiyor. Burada olduğu gibi mesela die Dankbarkeit neydi arkadaşlar? Bu minnettarlık demekti. Die Dankbarkeit diyebiliyorum. Başka bir alternatifi yok arkadaşlar. Buraya baktığımızda adjektif plus ismus, evet sıfatlar, ismus alan sıfatlara baktığımızda arkadaşlar touristisch ismus, touristisch turistik demek. Dolayısıyla turizm diyecek olursam bakın ne oluyor arkadaşlar? Ismus ile sonlandığında der Tourismus diyorum. Demek ki turizm ne oluyormuş arkadaşlar? Der Tourismus oluyormuş. Aktif, aktif arkadaşlar faal demek. Ismus ile birleştiğinde faaliyet diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Der Aktivismus. Demek ki faaliyet neymiş? Der Aktivismus. Optimistisch, optimistisch arkadaşlar iyimser olmak demek. Ismus ile birleştiğinde iyimserlik şeklinde isim olarak karşımıza çıktığında der Optimismus demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Die Freiheit. Die Freiheit. Die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit. Die Fröhlichkeit. Die Fröhlichkeit. Die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit. Der Tourismus. Der Tourismus. Der Aktivismus, der Aktivismus, der Optimismus, der Optimismus. Evet arkadaşlar, şimdi de werden auf ihren, ihren ile olan fiilleri inceleyelim. Bunlar isme nasıl dönüşüyor onlara bir bakalım. Studieren, studieren neydi arkadaşlar? Yüksek öğrenim görmek, yani üniversitede eğitim görmek. Studieren. Ben buradaki ihren ne oluyor arkadaşlar? Bu düşmüş oluyor ve ne olmuş oluyor onun yerine? Ent gelmiş oluyor. Dolayısıyla der Student demiş oluyorum. Abonieren, abone olmak demek arkadaşlar. Bakın buradaki ihren düşmüş. Ne olmuş? Der Abonnent olmuş. Konkurieren, konkurieren rekabet etmek demek arkadaşlar. Bakın buradaki ihren gene düşüyor. Onun yerine ne olmuş? Der Konkurrent. Yani rakip,
Öyle değil mi? Buraya baktığımızda assistieren, assistieren arkadaşlar asiste etmek demek. Dolayısıyla ben gene burada ne yapacağım? IRN'i atacağım. Assistant diyeceğim. Dolayısıyla der Assistent. Absolvieren, absolvieren arkadaşlar mezun olmak demek. Ben mezun diyecek olursam gene ne yapacağım? IRN'i atacağım. Bunun yerine ne diyeceğim? Der Absolvent diyeceğim. Fark ettiysek arkadaşlar end ile biten kelimeler demek ki ne oluyormuş? Der artikelini alıyormuş. Buraya bakalım. Şimdi az önce ne demiştik? Fiiller demiştik, sıfatlar demiştik. Ancak şöyle durumlar da var. İsimle beraber ler de gelebiliyor. Dolayısıyla isimden de gene isim türetebiliyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi sport adı üstünde spor demek. Bunu lea ile bir araya getirdiğimde sporcu diyecek olursam der Sportler demiş oluyorum. Demek ki sporcu neymiş? Der Sportler. Buraya baktığımızda Wissenschaft, Wissenschaft bilim demek arkadaşlar. Ler eki aldığında bilim insanı diyecek olursam ne oluyormuş? Der Wissenschaftler. Demek ki der Wissenschaftler bilim insanı demekmiş. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Der Student. Der Student. Der Abonnent. Der Abonnent. Der Konkurrent. Der Konkurrent. Der Assistent. Der Assistent. Der Absolvent. Der Absolvent. Der Sportler. Der Sportler. Der Wissenschaftler. Der Wissenschaftler. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde Wortbildung konusunu, yani kelime oluşturmayı nasıl bir şekilde, ne şekilde türediğini görmüş olduk, türetildiğini görmüş olduk. Dersimiz tabii ki burada kalmayacaktır. Sonraki derslerimizde bu tarz oluşumları gördüğümüzde arkadaşlar bunları inceliyor olacağız. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.